Şu an bir odanın içindeyseniz sizi bir deneye davet ediyorum. Etrafınıza şöyle bir bakın. Tahtadan veya kağıttan ya da kumaştan bir cisim bulun. Ama bir süredir odada bulunuyor olması lazım. Yani odayla aynı sıcaklıkta olması lazım. Şimdi de metal bir cisim bulun. Onun da uzun bir süredir odada bulunuyor olması lazım. Ve kendi enerji kaynağına sahip olmaması gerekiyor. Yani bu iş için bilgisayarınızı kullanamazsınız. Odadaki bir süre edilgen olarak öylece duran bir şey olmalı. Bu makta zorlanacağınızı sanmıyorum. Şimdi bu iki cisme de dokunun. Her iki cisim de uzun süredir odada bulunuyor olmasına rağmen metal cisim çok daha soğukmuş gibi gelecektir. Metal daha soğuk gelecektir. Sizce de bu ilginç bir durum değil mi? Çünkü iki cisim de uzun süredir odada. İkisinin de ortam sıcaklığına erişmiş olması lazım. Bu bilgiyi biraz somutlaştıralım. Oda sıcaklığımız 21 derece Celsius olsun. Metal cismin daha soğuk hissedilmesinin kilit nedeni odadaki ortam sıcaklığının vücut sıcaklığımızdan daha düşük olmasıdır. Çünkü vücut sıcaklığımız yaklaşık olarak 37 derece Celsius'tur. Yazayım. Bu vücut sıcaklığı derinizin yüzeyindeki sıcaklık bundan biraz daha farklı olabilir tabii. Ama biz bu sıcaklığın yaklaşık 37 derece Celsius olduğunu varsayalım. Şimdi bu metal cisim aslında tahta olandan daha soğuk değil. Yani ortalama kinetik enerjisi tahta cisminkinden daha düşük değil. İkisi de uzun süredir aynı odada olduğuna göre ikisinin de sıcaklığı ortamın sıcaklığıyla aynı. Yani 21 derece Celsius olmalı. O halde nasıl oluyor da oluyor? Derimiz, beynimiz, metal cismi tahta cisimden niçin daha soğukmuş gibi algılıyor? Buna verebileceğimiz en basit cevap şu. Metal cisim bizden ısı alma konusunda daha başarılı. Peki bizden ısı alma konusunda neden daha başarılı? Şöyle düşün. Bunlar derimizin yüzeyindeki atomlar olsun. Evet derimizin yüzeyindeki atomlar. Elimizle böyle dokunuyor olalım. Bu baş parmağımız. Bu atomların 37 derece Celsius olan vücut sıcaklığımızla bağlantılı şekilde bir ortalama kinetik enerjisi olacak. Yani bu atomlar hareket halinde veya titreşim halinde. Derimizdeki karbon atomlarıyla diğer atomlar arasında kovalent bağlar gibi bağlar bulunduğu için bu atomlar tamamen kopup gidemiyor. Ama bir miktar titreşebiliyorlar. Hatta zaman zaman birbirlerini itiyorlar ve buna aralarındaki elektrostatik kuvvetler neden oluyor? Sonuçta belli bir ortalama kinetik enerjileri var. Mesela elimizle aynı anda her iki yüzeye birden dokunuyoruz diyelim. Burada tahta yüzeyimiz var. Farklı bir renkle çizeyim. Tahta yüzeyi sarı ile çiziyorum. Bu tahta yüzey, tahta. Metal yüzeyi de beyazla gösteriyorum. Metal yüzeyi de bu işte. Bahsettiğimiz üzere metal yüzeyi daha soğuk hissediyoruz. Elin geri kalanını da çizeyim bari. Elimizin devamı yani kolumuz bu şekilde. Çizimde çok iyi değilim ama anlaşılıyor mu anlaşılmıyor mu siz ona bakın. Şimdi burada ne oluyor? Olayı mikroskobik bir boyutta düşünelim. İlk olarak tahtanın yüzeyi pürüzlü olacak. Yani mesela burada atomlar var ama aralarda boşluklar var. Burası hava. Ekranı aşağı kaydırayım biraz. Şu şekilde bir şey. Arada böyle boşluklar var. Ayrıca cismin iç kısmı da boşluklu. Bu şekilde iç boşluklar da var yani tahta böyle. Metale gelirsek metal çok daha yoğun. Metal çok daha yoğun ve yüzeyi çok daha düzgün. Aynı beyaz renkle göstereyim. Metal atomları çok daha sıkışık dizilmiş halde. Çok daha yoğun ve yüzeyi de çok daha pürüzsüz. İçindeki hava kesecikleri bulunmuyor. Hava keseciği barındırmıyor. Peki ne oluyor? Devamlı şunu söyledik, durduk. Isı yüksek sıcaklıktaki cisimden düşük sıcaklıktaki cisme doğru hareket eder. Bu cisimlerin zaten belirli bir kinetik enerjileri var. Ortalama kinetik enerjileri 21 derece Celsius'ta tutarlı bir seviyede. Şu oklardan birkaç tane çizeyim. Burada da aynı durum geçerli. Bu cismin ortalama kinetik enerjisi de aynı. Bu atomlar titreşiyor, kıpraşıyor, elektrostatik kuvvetler sayesinde birbirlerini itiyor falan. Sanırım gözünüzde canlandırabilmişsinizdir ama elimiz daha sıcak. Elimizin ortalama kinetik enerjisi daha yüksek. Dolayısıyla elimizdeki atom ve moleküller tahtadaki atom ve moleküllere çarpıyor ve kinetik enerjilerini onlara aktarıyor. Tahta cisimde temas yüzeyinin daha küçük olduğunu fark ediyoruz. Çünkü öncelikle tahta pürüzlü bir yüzey. Bu nedenle de tahtayla daha az temas kuruyoruz. Mesela buradaki parçacık bir tahta parçacığı yerine bir hava molekülüyle çarpışabilir. Ama bazı tahta parçacıkları elimizdeki kinetik enerjinin bir kısmını alıyor. Biz de bunu bir miktar serinlik olarak algılıyoruz. Mesela elimizdeki kinetik enerjinin bir kısmı bu parçacığa geçiyor. Dolayısıyla bir miktar kinetik enerji tahtaya aktarılıyor. Ama bu aktarım demir yüzeyde olduğundan çok daha yavaş. Birincisi elimizle tahta arasındaki temas yüzeyi pek büyük değil. Çünkü arada bu boşluklar var. Ayrıca tahtanın içinde de böyle hava kesecekleri var. İkincisi tahtanın yoğunluğu metalden genel olarak daha düşük. Yani parçacıklar arasında daha az çarpışma oluyor. Bu yüzden elimizdeki kinetik enerjinin tahtaya geçişi daha yavaş gerçekleşiyor. Diğer yandan metalde bu atom bu atoma çarptığı anda o buna, bu da buna çarpıyor. Derken kinetik enerji metalin içlerine kadar çok hızlı bir şekilde aktarılmış oluyor. Bu sayede demir elimizden daha çok ısı alabiliyor. Buradaki molekül elimizden bir miktar kinetik enerji aldıktan sonra hemen komşusuna çarpıyor ve bu kinetik enerjiyi ona aktarıyor. Dolayısıyla kinetik enerjisini çabucak kaybediyor. Ve elimizdeki başka bir molekülle çarpışıp daha fazla kinetik enerji almaya hazır hale geliveriyor. Yani kinetik enerji elimizden daha çabuk sağıyor ısı transferi daha hızlı. Isı transferi tahtada olduğundan daha hızlı. Olaya vücudumuz açısından baktığımızda kinetik enerjinin elimizden daha hızlı sağlaması demek her iki yüzeyinde aynı sıcaklıkta olmasına rağmen vücudumuzun bunu daha soğuk olarak algılaması anlamına geliyor.